Merhabalar, ben Nili Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum uluslararası alanda ünlü bir savaş fotoğrafçısı, gazeteci, belgesel yapımcısı Coşkun Aral. Hoş geldiniz Coşkun abi. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın İlacığım? Çok iyiyim. Sizinle birlikte olduğum için daha da iyiyim. Bu seride siz olmazsanız olmazdı. Coşkun abi Türkiye için çok çok önemli bir insan malum. Bizler onunla, bize gösterdikleriyle büyüdük. Onunla dünyayı tanıdık. Çoğu zaman gösterdikleriyle hayretler içinde kaldık. Şimdi konuşacağız ama yani Coşkun abinin anılarını dinlemek için günler, aylar yetmez. Onun için herkese birkaç tavsiyede bulunacağım. Bugünlerde Coşkun Aral neler yapıyor merak edenler için de, görmemiş olanlar için de bir tavsiye niteliğinde olsun. Coşkun Aral anlatıyor. Bir YouTube kanalı. Şahane bir kanal. Yani işte bizim yıllarca seyrettiğimiz, gördüğümüz şeyleri bugün yıllar sonra analizleriyle birlikte Coşkun Aral anlatıyor. Herkese tavsiye ediyorum. Gördüm ki genç kuşak da size o YouTube kanalıyla bağımlı olmuş. Çok sevmişler sizi. Onu gördüm. Sonra ayda bir takımdan ayrı düz koşu. Ünsal Ünlü, Yekta Kopan ve Timur Akkurt'la birlikte Coşkun Aral yapıyorlar. Gündemi değerlendiriyorlar. Çok güzel muhabbetler yapıyorlar. Haberci.com çok güzel bir blog. Hala orada şahane yazılar var. Kafa Dergisi'nde Coşkun Aral yazıyor. Ve yeni müjdeyi siz verin ve ondan sonra da başlayalım. Evet, yeni müjdemiz Habitat. Kanalımız Habitat. Yani yaşam alanı. Evet. Yaşam alanı dediğiniz zaman yani şu son dönemlerde dünyayı istila eden Covid-19 virüsü dahil olmak üzere kainatta bize bahsedilen bu güneş sisteminde, çünkü de henüz dışarısını bilmiyoruz. Zaman zaman bir takım astrologlar yıldızların başka bölgesinden gelip bize pas geçiyorlar ama güneş sisteminde var olan her şeyi ilgi alanına sokan bir kanal açıyoruz. Çünkü biz eskiden belgesel kanalımız vardı, sen de çalıştın. Evet. İstevi malum o kanalımızı birileri aldılar, sattılar. Bizi dışarı ettiler, kapı dışarı ettiler. Kendi kurduğumuz kanal elimizden çıktı. Yayın hayatına devam ediyor ama bizim eski programlarla veya çok az küçük desteklerle. Çünkü sokakta hesap veren ben olduğum için, çünkü o kanalın kuruluşunu sen en iyi bilenlerdensin. Tabii tabii. Hakikaten 15 yıl boyunca çok ciddi, birbirinden değerli insanların ortak çabasıyla ortaya çıkmış yerli ve milli belgesel kanalıydı. Ama bir sabah baktık. Dijitürk'ün cezalandırılmasıyla biz de cezalandırıldık. Ardından da Katar'a kattılar ama tabii Katar'da sonuçta Katar'ı yönetenler farklı gruplar. Onlar da ticari getiri ve götürü hesaplarına göre belgeselin ceza aldığı bir ülkede yatırım yapmak yerine kendi haline terk ettiler. Tabii bizim gibi bizim özellikle genç Türkiye'ye, gençliğe vereceğimiz o yoğun mesajların olduğu bir dönemde bir sorumluluk. Bu sorumlulukta açıkçası çok az önce çok güzel söyledin. Takipçisi genç olan bir YouTube kanalı. Onda da benim en büyük desteğim Timur Akkurt oldu sağ olsun. Onun sayesinde girdim. Hı hı. O bana dedi ki Timur, abi sen bu alana gir bak bugüne kadar karşılaşmadığın bir takipçin olacak dedi. Şu anda 360 bin lira geliyoruz. Bu ciddi bir takipçi ve genç. Ardından eski yoldaşlarımla İşte Murat Toylar'la, Ahmet Salkın'larla karar verdik. Ya dedik ki bizi kimse bırakmak istemiyor. Üstelik yeni genç katılımcılar var dedik. Habitat'ı oluşturmaya karar verdik. Yoğun bir telaş içindeyiz aşağı yukarı 2 aydan beri durmaksızın. Yani sesimi kaybeden adam oldum. O yüzden hatta geçtiğimiz günlerde seninle konuşurken ne olur bana biraz süre ver, sesim yorgun. Evet. Çünkü üniversitelere gidiyorum, sokaklarda konuşuyorum, söyleşiler yapıyorum. Bir de Türkiye'nin her yerine gidiyorum pandemiye rağmen. Geçen hafta Kars'taydım, ondan 2 hafta önce Antakya'daydım, Muş'taydım. Yavaş yavaş Türkiye'ye yayılacağız. Derdimiz bizim Türkiye insanımız ve dünya insanı. Çünkü ben de bir babayım. Geleceğe bırakacağımız bir miras, han, hamam, lüks araba değil, kol saati, cep telefonu değil. Yaşayacakları bir dünya ve tertemiz bir kainat. İşte Covid-19 bize gösterdi bilgiye ne kadar ihtiyaç duyma dönemini yaşadığımızı.
İşte biraz Habitat'tan bahsederek başlıyorum. Çünkü bir görev bu bizim için. Biz belgeseli yeni bir tarzda veriyoruz YouTube'da. Daha sağlıklı bilgi, dolu dolu anlatım, genç bir anlatım. Ama kafayı böyle birdenbire farklı alanlarda sıkıntı yaratacak boyutta etkileyecek bir çalışma değil. Tam aksine sorgulayacak bir kıvamda veriyoruz. 13 dakika. Kainata ilişkin her şey. İçinde müzik de olacak, eğlence de olacak. Bir YouTube kanalıma bakmışsındır. Tabii Bir tabii hafta tabii. zeytinyağından bahsettim. Hı Geçen hafta bir foto maratonundan bahsettim. hı. Ondan önce baktığınız zaman konu her şey. Bu arada Moto Müzik'te de çok güzel programlara başladık. O da ilginç. 15 günde bir çok güzel bir programımız var. Onu tavsiye ederim. Muhammed Müzik üzerine müthiş bir çalışma. Yine Timur'un desteğiyle olan bir şey. Araya gireyim. Gazeteci olmayı hep istemiştim ama Coşkun Aral da benim idollerimden biriydi ve savaş muhabiri olmak istiyordum. Şimdi sizin videolarınızı izliyorum bugün. O kadar güzel analizlerinizle anlatıyorsunuz ki mesela işte fotoğraf makineleri. Bugün bir cep telefonuyla hareket etmek çok daha kolay ama siz işte 40 kilo kamerayla 40 kilometre yürüdüğünüz günleri bile anlatıyorsunuz. Sonra bugüne dönüyorsunuz cep telefonu onlarla kıyaslama yapıyorsunuz. İşte dizinizde protez var artık onun sonucu olarak. İşte çok anlattınız, geziyorsunuz, gençlere öğretmek bir misyonunuz. İZ TV isminden tutun da kanalın bütün varoluşuna o kadar değerli bir kaç yıl oldu? 2006'da hayata geçirdik Evet, ve evet. ortak bir çalışmaydı. Benim için güzel tarafı tıpkı senin gibi sen beni işte rol model olarak düşünmüşsün. Haberci programı birlikte beraber yaptığımız arkadaşlarla biz istiyoruz. Gelen her şeyi çok rahat anlaşılır, özgün bir tarzda izleyecekler. Onu da soracağım şimdi kanalla ilgili. Ama ilk önce başa gidelim. Sizin hayatınızı sizden bir kez daha dinlemek isterim. Siz Siirt doğumlusunuz. 1 Mayıs günü doğdunuz, değil mi? Nasıl bir ailede dünyaya geldiniz? Kardeşiniz de biliyorum mesela gazeteci hatta savaş muhabirliği yaptı, değil mi? Bize biraz Evet. anlatsanıza. Şimdi Siirt'te iki tane aile, bunlar varlıklı iki aile. Biri mütedeyyin, böyle selefi ölçeğinde Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği diye nitelenen Seyit bir aile, anne tarafım. Diğer tarafım da Mustafa Kemal'in bizzat kuruluşu için destek olduğu Siirt'in değil, bölgenin ilk un fabrikasının kurucusu olan seküler bir aile. Bu iki ailenin çocuğuyum ama 1950'lerde işte CHP kökenli bir aile olunca işte Demokrat Parti tarafından cezalandırılan bir dönemde ben dünyaya gelmişim. Benden önce zavallı bahtsızlık içinde ailenin varlığından yararlanamadan bakımsızlıktan hayatını kaybeden iki tane kardeşim var. Benden önce de biri ablam işte Güneş, diğeri Selahattin. Çocuk yaşta ölmüşler yani ama bakımsızlıktan. Çünkü aile öylesine cezalandırılıyor ki büyük dedem, dedem, amcam ardarda işte kalp krizinden İstanbul'da vefat ediyorlar. O kocaman işte fabrikayı yönetme görevi babama kalıyor. Onun da bildiği tek şey siyaset ve siyasi bir mücadele içinde bir takım insanlara destek olmak. Yani yardım etmeye çalıştıkça CHP'nin Siirt'teki varlığını korumak için daha çok cezalandırılıyor. Ve aile her şeyini kaybediyor. Bir de üzerine üstlük şey yapıyorlar, arazileri satamaması için bir gece bir şeyh rüyasında bizim arazilerin vakıf olduğuna dair bir fetva verince aile yokluğu yaşıyor. Tam böyle yaprak dökümü dönemi gibi. Ben o dönemde işte 1956'da doğdum Siirt'te. 60'ları hatırlıyorum. Kendi evinde, kendi yağıyla kavrulan seküler bir aile, modern bir aile. Çünkü dedem de, amcam da 1940'larda o savaş sonrası çok modern bir yaşamı Siirt'te uygulamaya çalışıyorlar. 1928'de kurulan bir fabrika var. İşte eğitime destek oluyorlar. Mesela bizim evin duvarlarında tablolar vardı. Siirt bölgesine gelmiş ressamlara sponsorluk yapmış rahmetli amcam Celal Aral. Tabii tabii ilginç ve evde bizim hacize her şey gidiyor ama gitmeyen ansiklopedileri hatırlıyorum ben.
Yani Larousse'ları, onları hatırlıyorum. Eve yani belki et girmezdi ama her hafta bir hayat dergisi gelirdi. Doğan kardeş gelirdi benim aylık dergim. Yani o yüzden böyle dergilerin, kitapların bol olduğu ama işte o yaprak dökümünün yaşandığı bir dönemde dünyaya gözlerimi açtım. Ve ben de gidiyormuşum çünkü arda arda işte değişik hastalıklar, raşitizm, ardından tüberkülozlar yaşamışım. Hatta hayatta kalmam için annem işte mütedeyyin çevresinden ya bu adamın adını Ali yapın, bir tane yatır var Şeyh Ali Gerisi diye. Oraya işte bir kurban adayın, hayatta kalırsa o kurbanı kesin diye tavsiyede bulunuyor. Annem buna inanıyor. Benim ailede adım birdenbire Ali oluyor aslında coşkunken. Birdenbire aman diyorlar bu yatırı etkileyelim de hayatta kalsın. İşte hayattaki ilk böyle anım annemle o kurbanın kesilmesi için 4,5 yaşımda o Şeyh Ali Gerisi Siirt'in dışında 17 kilometre dışında. Çünkü sonra biz Nazım Altman'la oraya gittik. Katır sırtında bir yolculuk yapıyoruz. O yolculukta annemin düşüşünü yani şu andaki gibi hatırlıyorum. Yani 4,5 yaşında bu bir dejavü olarak çıktı bana karşıma birdenbire. Afganistan'a derler ya ölüme yakınken hayatım bir film şeridi gibi gelir. Böyle bir olayı hatırlıyorum. Annemin düşüşünü, ayağını kırmasını, işte orada bir köye götürülmemizi. Yani o olay ilkimdir ama 6'lı 7'li yaşlardan itibaren kafamda hayran olduğum benim Siirt'te başhekimlik yapan cerrah dayım var. Onu çok severdim. İşte onun böyle gece gündüz sürekli olarak hasta kabulü, evde neredeyse bir hastane kurması, dağdan gelen eşkıyaya bile sağlık hizmetini vermesi. Çünkü o zamanlar Siirt'te Hamido, Koçero, Hekimo gibi 3 tane eşkıya çok popülerdi 60'lı yıllar Türkiye'sinde. Güneydoğu'da onlar yüzünden sürekli işte bir asker ve güvenlik kuşağı hep vardı. Yani 200 kilometrelik Diyarbakır Siirt arası 6-7 saatte gidilirdi. Sürekli jandarma denetler, eşkıya var mı diye bakarlar otobüsleri, arabalar falan. İşte o dönemi yaşadım. Ailem hayatta kalayım diye 6 yaşlarımda beni İstanbul'da halamın yanına gönderdi. Halamlar daha varlıklıydı. Eşi hazine avukatıydı. Ama bir sene ben burada misafir öğrenci olarak okuyunca gerekçe de çok ilginç. Yani Siirt'ten İstanbul'a gönderilmiş 6 yaşında bir çocuk. 7 yaşında Oruç Gazi İlkokulu'na gidecek ama bir türlü kaydı yapılamıyor, öğrenci olamıyor. Niye, gerekçe ne diye sorduğumuzda ben yıllar sonra sordum. İşte benim hastalıklarım yüzünden verem savaştan bu adamın veremi bitmiştir. Bir de travma hastalığı yani gözdeki bir hastalık travma. O hastalık olmadığına dair 2 tane belge istiyorlar. Onu veren kurumun başındakiler de işte Güneydoğu'ya cezalandırılmak üzere gönderilen 2 tane memur hep rapor aldığı için ne sağlık raporunu verecek bir makam ne de Trahom merkezinde bir doktor olmadığı için ben bir sene Siirt'ten İstanbul'a gelmiş tam anlamıyla böyle ötekiliği 7 yaşında tatmış bir çocuk olarak ikinci senemi İstanbul'da değil Siirt'te okumaya karar verdim. Bu benim yani 7 yaşındaki öz irademle olan bir şey. Çünkü tutturmuşum işte yemeden içmeden kesilmişim. Halam anlatıyordu. Ben İstanbul'da kalmak istemiyorum. Çünkü işte Oruç Gazi İlkokulu'nda işte eniştemin yeğeni öğretmen rahmetli Rukiye teyze hatırlarım hiç onu şey yapmam. Ama kadıncağız o bürokrasi yaşamıyor. Kaydımız olmadığı için öğretmen beni derse kaldıramıyor. O kağıtlarda formalite gereği bir öğrencinin ismini okunması lazım ama ismin bir türlü okunmuyor. Bu Siirt'e geri gittim. Orta 2'de tekrar İstanbul'a gönderildim. Yine Oruç Gazi ortaokulunda bu kez devam ettim. Hatta o dönemdeki arkadaşlarım bazıları buluşuyoruz. Pertemniyal'de devam ettim. Oruç Gazi'nin hemen yanı başındadır. Tabii 1970'lerde ailemiz Güneydoğu kökenli olduğu için çok birbirinden farklı siyasi hareketler içinde çok kuzenim vardı. Yani işte bana ilk fotoğraf makinesini veren kuzenim Fahri Aral, Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndan Dev Genç'in kuruculuğuna gelmiş. İşte Ömer Güven,
Doğu Perinçek'in aydınlık hareketine başlayıp sonradan halkın yolunu kurmuş. Uzaktan kuzenlerim, yani bir şey onlarcası var. Tabii birdenbire Güneydoğulu İstanbul'da olunca o 12 Mart ardından yaşanan darbelerde hep böyle ailenin, biz çünkü çok kuzenlerimizle de aramızda çok böyle yakın bir ilişki vardı ve beraber büyük evlerde büyüyünce aile çok sıkı bağlarla birbirine bağlı. Ben habire kuzenlerimi cezaevlerinde, mahkemelerde ziyaret eden 14-15 yaşında bir çocuktum. Nasıl ziyaret ediyorsun diyeceksin. Valla Siirt'te ilk mesleğime, gazetecilik mesleğine, Mücadele Gazetesi'nde onun mürettiphane dediğimiz harfleri yerden toplayıp kutulara yerleştirip mürekkebini temizlemekle başlayan, yani mürekkeple dokunmam, mürekkebin tadını alma olayım o zaman başladı. 13 yaş orada kendim, değil mi? Öyle, evet, çok 13, genç. 13. 13'te ve kendime bir kart basmıştım. Yani gariptir, Siirt Mücadele Gazetesi, bir de orada ortaya işte matbaa baskısıyla Anadolu Ajansı yazmıştım. Ya. Yani Siirt Mücadele Gazetesi ve Anadolu Ajansı demiştim. Hmm. Neden demiştim? Çünkü gazetenin sahibi aynı zamanda Anadolu Ajansı'nın temsilcisiydi. Hmm. Yani 1960'larda. Oradan böyle bir güvence ve o kartla, yani 12 Mart'ın meşhur o Mahir Çayanların duruşmalarını, Deniz Yeşmişler'in duruşmalarını izledim. Bırakın izlemeyi, cezaevleri arasında mekik tokadım. Çünkü Sağmaçlar'da bir kuzenim vardı, Davutpaşa'da bir kuzenim vardı, Selimiye cezaevinde bir başka kuzenim vardı, Maltepe'de. Onların bir de sevgilileri falan. Ben o kartla gidiyordum. İşte kapıdaki polislere bir şirin görünüyordum. İşte şu 14-15 yaşında bir çocuk. Elinde fotoğraf makinesi. İşte onların fotoğraflarını çekiyorum, gidiyorum. Fotoğrafların baskısını götürüyorum. Sonra yani en son hiç unutmam bir duruşmada, yani çok büyük bir duruşma, 1972 yılında. Orada Selimiye mahkemelerine girerken kartımı verdim. Birdenbire bana baktı, yanımdaki adama baktı. Siz de Anadolu Ajansı'ndansınız değil mi dedi yanımdakine. Ender Arol, hiç unutmam, sonradan çok iyi dostum oldu. Ender Bey dedi, genç arkadaşımızın kartı dedi. O bizden dedi Ender. Siz bozuntuya vermeden. Ben onun sayesinde ve sonradan çok iyi dostum, meslekteki abim oldu Ender Arol. O bana böyle bir şey açtı. Tabii gazeteciliğe başlarken gazeteciliğin kokusunu hem Siirt'te o matbaada Mücadele Gazetesi'nde almıştım. Bir de o 12 Mart'ta eve sürekli işte kuzenimin aranma dönemi çok ilginç. Aynı anda Türkiye'de işte gazetecilikte ne kadar sansasyon, palavra, haber, asparagas olduğunun önemli belirtilerinden biri Ahmet Vardar'dır. Şu anda rahmetli oldu. Evet. Ama öyle şey ki, Ahmet Vardar'ın haberlerini hiç unutmam. Kuzenim aynı hafta bir banka soygunundan aranıyor. İsrail Başkonsolosu'nun öldürülmesinden sorumlu ve Maltepe'de bir kızın rehin alınmasının sorumlusu. Ben kuzenimin nerede olduğunu biliyordum. Çünkü o çamaştır mamaşır getiriyordum oraya. Bir aynı dönemde de kuzenimin böyle gözü patlamış vaziyette aranıyor afişleri duvarlardaydı. Hatta sana o afişi gönderebilirim birazdan. Şimdi 12-13 yaşlarında böyle siyasete girmiş, geleceğe ilgili sorgulaması olan, bir de sol fraksiyonların hemen hemen hepsiyle organik bağ olan ama bilmeden işte çekilmek istenen biri olarak. O 16-17 yaşım çok ilginçti. Ve Pertemiyal Lisesi'nde öğretmenlere destek olsun diye, yani o zamanlar dershaneler açılmıştı yeni, 72-73 yılı. Bazı öğretmenler dershane karşıtıydı, bazıları da dershaneleri vardı. Biz okuldaki devrimci öğrenciler buna ilişkin boykot yaptık. Hiç unutmam, Şerafettin Çallı diye bir öğretmendi, dershane açan matematik hocamızdı. Ben de çok gıcık olurdum o hocaya. Hatta Ahmet Çetin Say benim sınıf arkadaşımdı o zaman da. Beni okuldan şey yaptılar, sürdüler. Yani disiplin kurulu kararıyla. Hatta kararı veren müdür yardımcısı Azmi Mutlu'ydu, Allah rahmet eylesin. Sonraki dönemlerde karşılaştığımızda, ya dedi, sana çok haksızlık yaptık dedi. Beni başka bir liseye kayıt sorununu koydular. Çünkü Pertemiyal çok iyi bir liseydi gerçekten. Kendimi hep Pertemiyal'de görürüm ben.
O yüzden onlara da selam olsun. Mecidiyeköy Lisesi'nden mezun oldum ben. Orada da okudum. Orası da benim için çok değerliydi ama Pertemiyal'in tabii bir eski, yani sonuçta Pertemiyal Valide Tabii. Sultan'ın kurduğu bir şey. Lise sondayken ben çalışmaya başlamıştım artık. Zaten kuzenim cezaevinden çıkar çıkmaz beni profesyonel olarak Günaydın Gazetesi'ne çalışmaya gönderdi. Ekonomi muhabiri olmamı istiyordu ama ben Mehmet Yaşin'in yanında sokak adliye polis muhabiri oldum. Ondan sonra tabii 1974 yılı ilk yazı işleri müdürüm Mehmet Yaşin'dir benim. Şahane, bilmiyordum bunu. Ergin Bey'i biliyorum. Ergin Şimdi Konuksever'le. Mehmet Yeşin'in yanındayken o Gün Gazetesi'nin yazı işleri müdürüydü. Yani gündüzleyin Mehmet Yeşin'in yanındayım. Bir de geceleri de Günaydın Gazetesi'ne çalışıyordum. O dönemde Ergin abi Kıbrıs'ta yaralandı. Bizim için ulaşılamayan bir hero, yani bir kahramandı. Çünkü yanındaki Allah rahmet eylesin Adem Yavuz'un şehit olmasıyla beraber Ergin abi çok çok ciddi bir yaralandı. Uzun bir sürede Rumların elinde esir düşmüştü. Ergin abi yaralandı. Biz de Günaydın Gazetesi'nde gece muhabirliği yaparken ona yaklaşmak, onunla konuşmak. Birdenbire Ergin abi yani o starlığını yaşamadan bir röportaj nedeniyle Günaydın Gazetesi'nden kovuldu. Kovuldu yani. Yani gariptir. İşte patron Halit İsmail abi kopmuş. Ondan sonra tabii ki Milliyet Gazetesi'ne girdi. Yani bize destek çıkması bana olsun, benim kuşağımdaki Savaş Şahin, Namık Koçak, yani bu tür Levent Çevik, bunlar çünkü hep bizim kademe kademe şeylerimiz vardı. Ergin abinin çevresindeki gazeteciler. O bizi olaylara götürüyordu Türkiye'nin farklı bölgelerinde. Hocalarımız iyiydi. Tabii biz Savaş Ay'la ciddi bir kankalık oluşturduk o 74 yılında. Amacımız Türkiye'den çıkmaktı. Yani bu haberciliği, gazeteciliği dünyada yapmaktı. Nereden bu diyeceksin? Ya bir mesleğin evrensel olma olayını biliyorduk. Yani okuyorduk çünkü. Ve Türkiye'de bu işin evrensel yapıldığında başına gelenlerin Ergin abinin başına gelen şeyler olacağını düşünüyorduk. Niyetimiz dünyaya açılmaktı. Çünkü Ergin abi de hiçbir zaman hak ettiği yerde çalışamadı. Hep kovuldu. Yani o yüzden biz dedik ki çıkalım. Yani kendi haberinin konusunu kendi arayan, haberinin yazısını yazan, ilişkiyi kuran, ilişkiyi devam ettiren, sürdüren bir gazetecilik anlayışı bizde ne yazık ki istenmeyen bir olay. Sonra işte ilk hedefim benim Gökçin İsmailoğlu'na ulaşmaktı. Sipa. Ulaştım. Evet, 1977'de bizim Savaş Ay'la bir Avrupa turumuz oldu. Yani Almanya'dan başladık. Niye Almanya diyeceksin? Rahmetli Savaş Şahin'in annesi Şükran Ay'ın bir konseri vardı. O zamanlar böyle bize yok ama yılda bir kere çıkma hakkımız var yurt dışına. Para almak zor. İşte Şükran teyze işte bizim adımıza paraları yatırdı. O yüzler doları. Biz onlar sayesinde çıkabildik. Yani vize yok ama parasız çıkamıyorsun sonuçta. İşte ilk başlangıç noktamız işte Münih oldu. Sonra Oberhausen diye bir kömür kasabası. Rahmetli Savaş'ın babası Turanlı. O da bize destek oldu. Biz Savaş'ta bir arkadaşımız daha vardı Zeki Sezer diye. Üçümüz bir Avrupa turu yaptık otostopla. Son durağımız Paris'ti. Paris'te işte Gökçin Sipahioğlu'yla buluştum. Hatta bu böyle biraz kitap konusu olan bir After Hours diye bir 24 saatim var. Başıma gelmedik kalmadı. Ama döndüğümüzde işte ben ve Savaş Kanlı Bir Mayıs'ın en iyi fotoğraflarına sahip olduğumuz için hem Sipa'nın hem de dünyada çok sayıda derginin sayfalarında yer aldık ve ilk hayatımızı değiştiren olaydı. Benim için bir başka olay Arda Güler'le de ilk tanışmam o tarihte olmuştu. Yani 1977 benim dönüm noktası. Tam 21 yaşındayken birdenbire o hayalimdeki olan uluslararası arenada Time gibi bir dergide imzamın çıkması, işte dünya dergilerinde imzalarımızın çıkması, aranan adam olmak. Tabii Türkiye'de kaldım 77, 78, 79. 78-79'da kendi imkanlarımla Paris'e gittim. Yerleşmek istiyordum ama pahalı bir kent. Birdenbire hayatım ikinci kez değişime uğradı 80 yılında.
Birincisi orada öğrendiğim şey, Ara Güler'den öğrenmiştim arşivin ne kadar önemli olduğunu. O arşiv beni işte SİPA'nın, Gökçin Sipahyoğlu'nun ofisinde arşiv derleyen bir durumdayken, o arşivde yaptığım çalışmalar 12 Eylül darbesinde dünya basınında kullanıldı. Bu kez tekrar popüler oldum. Hı-hı. Bu kez Time'dan çıktı, kapak fotoğraflarım çıktı. Ardından bindiğim uçak kaçırıldı. Hayatım üçüncü kez değişti. Çünkü o uçak kaçırılma ilişkin dünyada eşi benzeri olmayan bir röportaj yapmıştım. Hava korsanları. Kaçırılırken hem hava korsanları hem de operasyon. Of. Operasyon fotoğraflarını Türkiye'de yayınlatmadım. Çünkü işte o operasyon sırasında iki vatandaşımız öldürüldü. Hmm. Ama dünya basınında çıktı o. Ardından işte 1981'de Kuzey İrlanda, Lübnan'dan başlayıp 82'de Lübnan. Bu kez bir başka dönüm noktası. Orta Doğu uzmanı oldum. İşte ardından işte Afganistan, Filipinler gibi böyle Müslüman coğrafyalarda başladım. Afrika'yı keşfettim. İspanyolcam olmadığı için, çünkü Fransızcam vardı, İngilizcem azdı. Orta Amerika'ya gittiğimde biriyle de olmak lazım. Çünkü yerel dilleri bilmediğiniz zaman başarılı olamazsınız. Bir de bizim o gazetecilikte, uluslararası çalışmada Türkiye'de olduğu gibi git görün gel değil. Hatta tabii. Da gidip kalman lazım Evet, aylarca evet, bize. Evet, evet. Filipinler'de 2 sene kaldım düşün. Hı-hı. Dediğim Afganistan'da 1 sene kaldım durmaksızın. Hı-hı. Lübnan'da 10 sene boyunca her sene neredeyse 6 ay 7 ay kalıyorum. O size o onlar size sürekli haberciliği sağlıyor. 1990'lar da garip bir dönüm oldu Sovyetlerin dağılmasından sonra. Bizi nasıl etkiledi? Bir anda dünyada yeni zenginler türedi. İşte Maxwell'ler, işte Murdoch'lar, Asil Nadir'ler. Bahtsızlığımız Asil Nadir denen bir sahtekar herif. Sahtekar lafını kolay kolay yapmam çünkü benim 2 yıllık maaşım kaldı. Onlarca insan yıllarca maaşını alamadı. Kendisi şu anda ne yapıyor bilmiyorum ama bizlerin ahı var. Ben 2 mağduriyet yaşadım. Bir Günaydın Gazetesi'nden, bir de Sipa Pres'ten. Ardından işte o Asil Nadir mağduriyetini yaşarken Sipa el değiştirdi. Kendi ajansımız başka ajanslarından. Yani şu anda işte İSTV'nin başına gelenler o zamanlar yaşandı. Türkiye'ye döndüm. Rahmetli Savaşay televizyon programı başlatmıştı. Başında 1 sene çok güzel geçti ama 1 sene sonra A Takım çok popüler olduğunda işte Savaş benim o kadar yıllık arkadaşım, yani yoldaşım, hayaldeşim bir de. Çünkü biz birlikte hayal kurmayı çok severdik böyle. Meslekte ikimizden biri başarılı olacak. İşte bir tim yapacağız, gençleri yetiştireceğiz, dünyayı yaratacağız. Savaş da çok hızlı, çok ama çok hızlı zenginleşti. Birdenbire yani bugün çok eleştirdiğimiz insanlar gibi oldu. Aramızda eskisi kadar, yani evet karşılaştığımız zaman öpüşüyorduk ama haberciyi bile yaparken engellemeye kalktı. Yani bunları iki söylüyorum. İşte şey, bugün Türkiye'de yaşadığımız olaylar, yani şu anda siyaseti belirleyenlerde yaşadığımız aynısı. Yani ya gel benle yap ya da başkasına yapma diye. Ama ona rağmen yaptık ve yani Savaşay'ın ekibinden kameramanlarla, yönetmenlerle işte haberciyi oluşturdum. O da Önal Bilgin'in desteğiydi, yani oldu. Tabii bu meşhur bankalar krizi yaşanınca Sabah grubu da o bankaların mağduriyetini yaşadığında ilk gözden çıkarılan programdım. 1-2 sene işsizlik, tamamen işsizlik. 2-3 sene hatta. Bu dönemde işte evlendim. Sonra kendimce işte alacağıma karşılık bir televizyondan 2 yıllık bir anlaşmayla bir otobüs sahibi oldum. Ama 2 yıllığına. Onunla Türkiye'yi dolaşıp yanıma da şey almıştım o zamanlar, asistanım, sanat danışmanım Ahmet Güneştekin. Belgesel çekmeden, yani hiçbir yere çekmeden ama her şeyi kayıt altına alıp imece usulüyle çocuklara belgesel izletirdik. Fotoğraf dersleri verdik. İşte gittiğimiz bölgeye endeksli imece sorunlara çözüm aradık. Ne diyeyim, bir köye su götürdük. Bir diğerinin şeyini yaptık. Bayındır gibi İzmir'in önemli bir ilçesinin istasyonunu boyadık.
Oradan Tire'nin bandosunu Dekovillerle getirdik. Yani Angelik Akbar'a Tuz Gölü'nde konser düzenlettik. Yani bunların hepsi Bilgi Otobüsü diye internette bulunabilir. TRT'de yayınlandı sonradan. Durmadım. Birdenbire işte TRT talepte bulundu. Onlarla program yapmaya başladım. TRT devam ederken işte eskiden haberciyi birlikte yaptığım Murat, Vedat, Ahmet ve Gökhan çağırdılar. Abi işte bizim televizyon kuracağız dediler. Yani fikir onların fikriydi. Ben işte olmam gereken yerde oldum. İş CV'yi kurduk. Ama tabii orada da Mehmet Emin Karamehmet'ten bir haksızlığa uğradık. Ortak diye başlamıştık. Son dakika golü ortak değil, iç yapım yapan bir şirket durumuna soktular bizi. Tabii ki yani sonra kayyum atanınca kanalı ele geçirenler, ben yine hakkımı helal etmiyorum çünkü o kanalda herkes, sen dahil herkesin ciddi bir emeği var. Bizi sonra Katar'a sattılar. Katar sonuçta Körfez'de bütün ülkelerde olduğu gibi ülkeyi yönetenler Avrupalı bir takım kurumların yönettiği sistemler yani. Alan grupta baktık yani yatırım olarak para yatırılacak bir alan değil. Bir belgesel kanalı. Onlar da bizi işte yavaş yavaş kibarca iş vermeden üretmeden devrede tutmaya çalıştılar. Tabii bir yerden sonra kopmak zorunda kaldık. Ve koptuk. Şu anda evet yepyeni bir kanalla çıkıyoruz. 2 yıl sonra İSTV'deyken Hotbird ödülünü almıştık. Özgün formatlarından ötürü. Bu geliş güzel değil. Yani karşımızda Discovery, National Geography varken. Çünkü biz formatlarımızı bile kendimiz yaratıyoruz. Şu anda 1,5 aydan beri yani eşim işte Murat, Ahmet ve diğer bütün arkadaşlarımız bizim CV'de seni tanıdıkların bir tarafta kaynak arıyoruz, bir tarafta şimdi Fatih Aslan var. Bizim için çok değerli bir kardeşimiz. O da fotoğraf dünyasından Ara Güler'in bize bir emaneti. O da aramıza katıldı. Yani amacımız tekrar söylüyorum 2 sene içinde gençlerin çok izleyeceği ama bizim o özgün İSTV'nin de izleyici potansiyelini seyirci olarak belli bir saatten sonra karşılayacak, arzu ettikleri yayını kalitesiyle beraber verecek bir yayıncılığı geçiriyoruz. İçeriklerimiz çok zengin, tam bir yaşam kanalı. Yani içinde başarı öyküsü de olacak, endüstri de olacak, tarih de olacak. Bir de hiç kimsenin işte siyasi inanç ötekileştirmesine girmeden evrensel olan her şeye açık bir kanal olacak. Öncelikle işte uyduda olacağız. Şimdi dijital olmayacak ama bir başka platformda olacağız. Onu da inşallah ilk sana duyuracağız. Artı YouTube'da da olacağız. Ya şahane. Bu o kadar değerli bir şey ki bence daha kısa bir sürede de olur. Neden öyle söylüyorum? Şimdi İSTV'nin olduğu, başladığı dönemde bu kadar kaliteli yayın arıyoruz durumu yoktu. Şu anda insanların iliği kemiği istiyor kaliteli yayını. Yani oradan YouTube açıyoruz, buradan işte çeşitli kanallara abone oluyoruz. O kadar ihtiyacımız var ki mesela siz Hotbird ödülünden bahsettiniz. Avrupa'da verilen çok değerli bir ödül. Ben hala İSTV programlarını kaydediyorum. Kaydettiklerimi izliyorum ki hala notları alarak çok Merak değerli etme, yepyeni programlar geliyor ve Nilay. şahane, eminim eminim. Yani yemek programı dediğin 4 tane 5 tane olacak. Evet, Ne siz diyeyim, yapacak yol mısınız ölçüsü Coşkun abi? ben de yapacağım, sana da Evet. yaptıracağım inşallah. Aa, inşallah. Ya şimdi araya hemen gireyim. Bilen var, bilmeyen var. Coşkun abiyi çok iyi izleyenler bilirler. Yemek tutkusunu, yemek yapma becerisini, o kültüre dair bildiklerini. Ya ben ilk duyduğumda o zaman ben de işte yani İSTV ekibiyle, şarküteri ekibiyle program yapıyordum. Ve dedim ki ya Coşkun abiyle kesinlikle yemek serisi, yemek programları yapılmalı. Hem
ya bütün dünyadan yemek yapıyorsunuz. Hem kültürünü biliyorsunuz, hem malzemeyi biliyorsunuz, araçları biliyorsunuz. Yani ben sizin o Kars peyniri bölümünüzü seyrettim mesela. Hasta oldum, bayıldım. Eşiniz Müge Hanım, birlikte Marsilya'ya gitmiştik. Siz bir belgesel çekiyordunuz. Ben de bir gazetenin temsilcisi olarak gelmiştim. Birlikte gitmiştik. Mesela ben Müge'yi hatırlıyorum. Bir arabada o beni götürüyor işte. Böyle çeşitli araçları da almışız. Bana bir arıcılık anlatmıştı. Ben o günlerde arıcılığa sarmıştım mesela, kaç yıl önce. Ya yani o kadar böyle bilgili, entelektüel bir çiftsiniz. Dünyayı görmek, sindirmek. Yani süper olacak diye düşünüyorum. Çekim alanımız evrene dair, kainata dair. Ben şimdi mesela bugün toplantı yaptım. Biz şu anda ciddi ciddi toplantılar yapıyoruz. Evet. Her gün. Ben ya abi ne düşünüyorsun? Valla uluslararası uzay istasyonuna nasıl birini gönderirim ya, gidebilirim. Ben onu düşünüyorum. Çünkü olayı eğer kafaya takarsan, bunu ben 4,5 yaşımdan beri biliyorum, yaparsın. Kesinlikle yaparsın. Yani biz şaka değil. Türkiye'de daha kimse Sovyetler döneminden bahsediyorum, o uzay araştırmalarının merkezini bilmezken Gökhan Acun'la Meltem İnan Rusya'da kozmonot eğitim merkezine gidip, yani yer çekimsiz ortamı yaşadılar. Böyle abuk sabuk şeyler değil. Ya dünyanın gündemini takip ediyorduk biz. Yani dünyadaki televizyon programlarıyla yarışıyorduk. Ne diyeyim, ben su altı dünyasına 40 yaşlarımda, 35'te falan girdim. Gordon Shark diye Avustralya'nın en önemli, Avustralya'da bu işlerde bir numaradır, su altı programcısına biz program malzemesi verdik. Bir köpek balığı araştırmacısının başına gelenin hikayesini verdik. Hani bizim derdimiz, Türkiye'de her şey var. Yani bugün genç kuşaklar bazı şeyleri ciddiye almıyorlar değil, merak edemiyorlar. O merak öğesi bizim toplumda çok ciddi bastırılmış. Bir çocuğu insan yapan, evet, olgunlaşması zaten merak etmiştir. Yani ben bugün evde iki tane kedi yetiştiriyorum. Biri İngiliz kökenli, Asalet. İsmi de Oreo, kızım koymuştu. Diğeri sokak çocuğu, Turşu. Turşu, evet. Ya ikisinin de birbirine bakıyorum meraklarına. Ya Turşu'nun bir zorlamasını görüyorum. Sokak çocuğu çünkü. İnanır mısın, bir kapıyı açmak için gösterdiği şey. Ama diğeri hanımefendi, Asalet, yerinden kıpırdamasın. Yaş mama zamanlarında gelir. Sadece işte varlığını hissettirir. Okşatmaz, sevdirmez. Ama Turşu ise tam sokak çocuğu. Bizler sokak çocuğuyuz. Evet, biz dövüşü biliriz. Dövüşmek istemeyiz ama kendimizi savunmayı da biliriz akılla. Ama amacımızda saldırı yoktur. Gasp etme yoktur. Bize ait olmayanı almak yoktur. Biz sadece doğayı sorgulayarak, yaşamı sorgulayarak, merak ederek, öğrenmek üzerine bizden sonraki kuşaklara daha temiz, daha yaşanır bir dünya bırakma sevdası içindeyiz, o kadar. Ya şahane. Yoksa derdimiz dünyalık değil. Yani ya işte çocuğuma dünyalık bıraksam diyorlardı. Ya sen temiz bir dünya bırak ya. Ben Kanal İstanbul'a karşıyım. Zaten doğal felaketlerle buluşmuş bir coğrafyamız var, depremle benzeri şeyle. Karadeniz'in dibini ben daldığım için biliyorum. 20 metreden sonrası bütün Tuna'nın pisliği dolu. Biz Poyrazlar'da Karadeniz kıyılarına nelerin geldiğini biliyoruz. Sen 20 metre oyduğun o yapay boğazdan, o 20 metrenin üstündeki, yani tsunami gibi değil, rif dalgaları var Karadeniz içinde. Yani senin o milyon dolarları sattığın evlerde kimse o kokudan oturamaz. Bunu bile düşünemiyorlar adamlar. Çünkü 140-150 yıldan beri Avrupa'nın bütün sanayi atıkları Karadeniz'e akıyor. Ya araştırsınlar. Soksunlar dalgıçları. Karadeniz'in meşhur işte insanları boğan o dalga var. Aynı dalgaların sen rüzgarla, bir de ısınıyor Karadeniz. Naci Görür'ü konuk ettim ben Coşkun abi. Dünya Naci tatlısı, Görür değerli o kadar karşı ki deliriyor artık. Yani. Hani sinirleniyor konuşurken bile Kanal İstanbul'u. Zaten onun son çıkan kitabında da sayfalarca Kanal İstanbul niye yapılmamalı, o kadar bilimsel anlatıyor ki. Yani onu okuyan herhangi bir kimse Kanal İstanbul'u yapmayı düşünmez diye düşünüyorum. Bu arada Coşkun abi, size şeyi soracağım. Şimdi
size bakarken hani çok uzun yıllardır hayran olarak, yani bir genç insan hayranlığıyla izledim. Ondan sonra bir gazeteci hayranlığıyla izledim. Kafa Dergisi'nde yıllar sonra buluşmak beni çok mutlu etti. İSTV ile iş yapıyor olmak beni zamanında çok mutlu etti. Çok severim ekibi de. Murat Toy'u mesela şimdi çalışacaksınız birlikte tekrar. Timur Akkurt'u aradım bugün. Şimdi YouTube yayınları da birlikte yaptığınız. Timur'u da çok severim. O çok güzel bir şey söyledi sizin hakkınızda. Ben de bakarken bunu gördüm. Siz usta çırak ilişkisine çok 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 önem veriyorsunuz. İşte Ergin Bey'den bahsettiniz, Arı Güler'den bahsettiniz. Sonra Timur'la konuşurken ben de onu fark ettim dedim. İnsanlara çok saygılıdır, çok centilmendir rekabette bile dedi. Şimdi siz anlatıyorsunuz, ben biraz orayı açmak isterim dediniz ya, işte Time'da kapak oldum orada burada, ama öyle yıllar ki onlar. Şimdi bugün Time'da kapak olan bir Türk fotoğrafçı bugün de çok değerli, çok ve ilginç, ama 70'lerden bahsediyoruz. Eğer ki öyle biri varsa, bu Türk olur başka bir milletten olur, biz onun ismini bilirdik. Yani isimlere bakardık. Hatta siz Paris'e gidiyorsunuz. Yaşar Kemal sizi Abidin Dino ile tanıştırıyor. Siz ben sizi tanıyorum diyorsunuz. O da diyor ki ben de seni tanıyorum deli oğlan diyor. Çünkü imzanızı biliyor mesela orada yaşayan bir insan olarak. Yani böyle bir Abidin Dino, Yaşar Kemal, onları soracağım ama ben dedim Coşkun abiyle konuşacağım. Neyi atlamayayım Timur? 93 yılından beri ben ondan çalışıyorum. O benim ustam, büyük ustam. Bayağı da konuştuk. Ondan sonra dedi ki sen dedi bir Picasso ve Nazım Hikmet hikayesi sor ona dedi. Ortalık yıkılır dedi. Bir anlatsanıza neymiş o? Şimdi Abidin Bey dostum oldu. Yani bu evet, evet. Benden yaşça büyük ama dostum oldu. Çünkü Yaşar Kemal beni tanıştırdı. Tanıştığından pişman oldum bilmiyorum çünkü Abidin Bey'le daha çok sık görüşüyordum ben. Yaşar abi geldiğinde Paris'e onunla geziyorduk ama Abidin Bey benim şey gibi oldu. Yani Paris'e havaalanına inerim, evime giderim, bavulumu bırakırım, çamaşırlarımı çamaşırhaneye götürürüm, ararım. Hadi deli olan gel bakalım sana güzel bir omlet yaparım. Ve gariptir tabii, cehaletime vereyim. Abidin Bey'in bazen evine ayda bir, iki ayda bir pazar günleri biri gelirdi. Schomberger. Ve ben John Berger'in kim olduğunu bilmedim. Yani düşünebiliyor musun? Vay, sadece sonra kitabını okudum. Yani bu işte bizim bazen kimleri kaçırdığımızı. Şimdi Abidin Bey bana şeyi çok anlatmıştı. Bir de onun belgeselini yaptım. Onun Merhaba Abidin diye bulabilirler YouTube kanalımızda. Kendi çağdaşı olan diğer ressamlarla buluşmalarını, yani Picasso'yla kanka, Chagall'la kanka, Dali ile o kadar iyi anlaşmıyor çünkü Dali antikomünist bir adam. O yüzden belki de iyi anlaşmadıklarını biliyorum. Abidin Bey 1908 doğumlu. Picasso daha yaşlı. Ama Abidin'i Türk olarak çağırıyor. Ey Türk diye. Hadi ey Türk. Atla al Mark'ı da beraber. Mark o dönemde Paris'te. Gelin bana Avignon'a veyahut da Arles'a çağırıyor. Dev bir şato. Şato içinde onlarca insan. Kocaman bir fırın. Hadi gel bakalım bugün resmi geçiş töreni yapalım der. Fırın da ilginç. O pizza fırından da olur ya, böyle yürüyen bir bant vardır. Buradan hamuru koyarsın, diğer taraftan pizza çıkar. Bunu Picasso kendisi için yapmış. Sadece tabak ve çanak yapmak için. Yani adam zengin olduğu için. Abidin Bey de işte Pernet'i diye bir semtinde Paris'in devletin sanatçılara yapmış olduğu iki katlı loftu olan küçük bir evde şu anda Gülar oturuyor evde. Güzin Hanım'ın yeğeni. Öyle bir evde. Çünkü Abidin Bey'in parayla marayla hiç ikisi yoktu. Yani bütün sanatçıların yok ama Picasso biraz daha özel. Onun biyografisini okursanız biraz daha paraya düşkünlüğü var. Şimdi İspanya'da iç savaş başladığında her ikisi de Fransa Komünist Partisi'nde üye. Hani hem Picasso hem Abidin Bey. Ben Guernica'yı sordum ilk tabloyu gördüğüm zaman Abidin Bey. Ya dedi ki Guernica'ya gitmedi dedi Picasso. Ama dedi bizim Nazım dahil olmak üzere bir sürü insana sordu. Peki Nazım'ın ne ilgisi var dedim. Ya dedi Nazım dedi işte İspanyol Komünist Partisi'nin toplantısı için o bölgelerde bir yere gitmişti dedi. Picasso bunu biliyordu. Çünkü dünyadaki İspanya bir de faşist bir yönetim altında olunca dayanışma gereği, uluslararası bir dayanışma var. Komünist Partisi'nin üyeleri arasında.
Evet, merkez Moskova ama işte Fransız Komünist Partisi, Alman Komünist Partisi, İspanyol Komünist Partisi, bir de Franco'nun, Frankistlerin en korkunç katliamları komünistler ve baskılar. Yani onlarca komünistin boyunları böyle, İspanya'da idam cezası boyun kırmayla yapılırdı. İşte, duydun mu sen bilmiyorum. Yani kurşunla dizme falan yok. Bir mengeneyle boynunu kırarlar adamın. Yani o dönemde işte, hatta Nazım onları da çizmiş. Picasso'ya göndermiş. Ama bu tabii Guernica döneminde, Guernica Alman Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar komünistlerin bulunduğu bölgeyi bombalıyor. Picasso bilmediği için o bölgeyi bilen, oraya gitmiş, daha önce gitmiş arkadaşlarına soruyor. Bunlar arasında Nazım'la çok ilgili. Tabii ne olduğunu, buna ilişkin belge var mı hiç sormadım ben Abidin Bey'e. Aradan yıllar geçti. Kendisini 93 yılında kaybettik Abidin Bey'i. 99 yılı sanırım, 99 yılı Vera'nın evinde buluşmaya gittik biz Nazım'ı anmak için. Ben Nazım'ı hep Abidin Bey'den tanıdım. Hatta yani neredeyse bir 20 saat bana Abidin Dino Nazım Hikmet'i anlatmıştır. Halen kasetleri durur bende. Her şeyini. Yani her şeyini deyince anlardık neler var içinde. Son dönemlerine varıncaya kadar. Nazım'ın evindeyiz. İşte Zülfü Livaneli, ne diyeyim, Tarık Akan, Can Dündar, Nebil Özgen Türk, Rutkay Aziz, Nazım Bey'in, Nazım Hikmet'in akrabaları, işte Kıymet Coşkun falan, böyle kalabalığız. Vela da sağ olsun bize güzel bir sofra hazırlamış. Hatta Arif Keskiner bunun kitabını yaptı. Nazım'ın sofrasında diye o kitap bulunabilir. Ben de Can, onlar masada oturup Vera'nın güzel böyle çöreklerini, onların böyle garip yemekleri var. İçinde somon balıklı, böyle reçelli falan, bilinlerle biraz da Türk tarzı yapmaya kalkmış. Nazım zaman zaman bilinliği kendince bizdeki pişi gibi yaparmış. Onlardan yapmış. Sofrada bir millet içerken biz Can'la girdik odaya. Gibi girdik. Can işte kitaplara bakıyor. Nazım ne okuyor, okuyordu falan. Ben de daktiloya baktım falan. Oradan Can bir kitabı çıkardı. İçinden bir yazı çıktı. Böyle bir A4'ten kesilmiş bir kağıt. Üzerinde bir şey yazıyordu. Ben de yazdım, Nazım buraya girmesinler. Biz dedim biraz bakalım. Kapıyı kapatalım dedi. Kapıyı kapanamadı. Kapı şişmiş. Kapı şişmiş. Hadi gel Can dedim. Gel bunu bir kaldıralım böyle. İkimiz bir omuz verdik kapıya. Kapı kapandı. Ve kapı kapandığında duvarda arkasında böyle A4 kağıtlar ama solmuş artık üstü toz. 30 yıllık toz düşünelim. Ve Guernica. Guernica'nın sanki bir tabloyu işte ne diyeyim yüze bölmüşsün. Çok iyi anladım. Çok iyi anladım. Yeah. Eskiz bunlar. Ay şahane. Nazım'a gönderiyormuş. İşte bu oldu mu? Çünkü sonradan ben şeyi hatırladım birdenbire. Bana Abidin Bey işte sanatçılar arasında çok ciddi bir dayanışma olur. İşte ben Çinliyim. Çin'e ilişkin bir şey yapıldığı zaman İspanyol arkadaşım beni arar. Ne diyeyim sana? Pekin'in bilmem ne mahallesini sorar. Ben de sanki o gelmiş gibi ona detayları yollarım. Sonra bana bunu Abidin Bey anlattığı zaman şeyi anlatmıştım. Sen biliyor musun dedi, Nazım dedi hiçbir zaman Kalküta'ya gitmedi dedi. İşte bilmem ne konferansı için gitti ama Kalküta dedi başka yerde. Peki dedim Benerci kendini nasıl öldürdü de sokak sokak anlatıyor. Dedi bütün sanatçılarda, yazarlarda bu var dedi. Sonra aklıma yıllar sonra geldi. Jules Verne İstanbul'a gelip gelmediği belli değil. Ama İnatçı Keriban'da inanılmaz bir İstanbul anlatı. Yani 1850'de Tophane'yi bir anlatır ki. Evet, evet. Sen gidersin ki. Şey mesela Cervantes. Şimdi hatta bakıyoruz bir sürü kişi Cervantes'in meşhur bir tane şey var. Harem üzerine yazdığı bir kitap var. Bir tiyatro daha doğrusu tiyatro oyunu. Öyle bir anlatır ki sarayı, yani Topkapı Sarayı'nı öyle bir anlatır ki sanki sarayın içinde dolaşmış gibi. Cervantes'in biz İstanbul'a gelip gelmediğini bilmiyoruz. Kimilerine göre gelmedi. Bana benim konuştuğum İspanyollara göre geldi. Meşhur o Kılıç Ali Paşa'nın döneminde esir düştüğü dönemde Tunus'a gittiğini biliyoruz. Cezayir Tunus'a gittiğini biliyoruz. Forsa olarak kullanıldığını biliyoruz ama kimilerine göre gelmiş, kimilerine göre gelmemiş.
İşte kimilerine göre Kılıçdaröpacı Camii'nde Mimar Sinan, o camiyi yapan mimar, yanında çalışmış. Ama buna ilişkin hiçbir eser yok. Sadece bizim bildiğimiz bir tane harem üzerine yazılmış bir kitabı var. Sultan diye galiba öyle bir şey. Haremde bir cariye, işte Kafkas kökenli, onun kadın kılığına girmiş bir sevgilisi ve sultan, bu üçlü arasındaki aşktan bahseden bir tiyatro eseri. Yani Cervantes'in önemli eserlerinden biri. Bana da yani yıllar önce çok sevdiğim, şu anda hayatta olmayan Aragüler'in de arkadaşı olan, onun yaşlı bir İspanyol araştırmacı, gezgin, antropolog Miguel de Cuadro de Salsa diye bir dostum anlatmıştı. Yani niye bunu yapmıyorsun demişti bana, Cervantes'in Türk İstanbul'u diye. Şimdi demek istediğim, sanatçılar arasında bu dayanışma var. Gitmediğin bir yeri gidenlerden, bilenlerden alıp kendince kafanda yorumlaman. Ama bu hikaye müthiş. Yani bu ilişki müthiş ve sizin onu fark etme yönteminiz de müthiş. Ya can kimse girmesin odaya diye kapı kapamak nedir ya, tam bir mavi refleks. Ama şimdi refleks. Dışarıda cingar var dışarıda. O keyiften dört köşe herkes. Biz de, bizim keyfimiz dört köşe. Biz o seyahat güzeldi Can'la beraber. Hı hı. Bu arada John Berger, onun Portreler diye bir kitabı var. Her şey o kadar kafamda oturdu ki, herkese de tavsiye ederim bu yayını dinleyen, Metis Yayınları'ndan. Şahane ressam hikayeleri anlatır. Böyle orada Abidin Dino var ve Nazım Hikmet var. Abidin Dino'nun böyle Paris'teki 9. katındaki işte dairesi. Ben şey diyorum sana, bravo, ama ben diyorum sana bak, kaç tane böyle maydanozu bol, soğanı bol omlet yapmışım John Berger'e, ama herif sadece Abidin'in bir dostu olarak oturuyorum, dinliyorum. Benim yapmış olduğum Abidin filminin şeyinde danışmanlık yaptı. Hatta bana şey demişti, ben Abidin'in filmini yaparken Abidin'e sakın söyleme dedi. Buna da bir elektronik müzik koyalım Abidin ölümü anlatırken. Ben çünkü Abidin'e ölümü anlatmıştım. Bir taktik kullanarak. Bana dedi ki, burada bak çok önemli bir Türk müzisyen var dedi New York'ta. Onu bul dedi. Kim dedim? Mimaroğlu dedi. İlhan Mimaroğlu'nun, o bana verdi ismini. Wow. Müziğini İlhan Mimaroğlu yapmıştı o belgeselin. Of şahane. Ha şimdi işte bilmiyorum, John Berger'i tanıyorsun da kim olduğunu bilmiyorsun. Ama beni tabii bu kim olduğunu bilmediklerim üzerine kitap yazılır. Lev Valeza'yı da kim olduğunu bilmeden fotoğrafını çekmiştim de. Bir de savaşla biz küfretmiştik herife ya. Güzel kızları kaçırıyoruz herifin yüzünden diye. Bu da bizim cehalet tarafımız. Estağfurullah canım. Hayır, bu gayet doğal yani. Keşke okuyan, çok okuyan, dili bilen, dile sahip çıkan, dilini bilen, başka dilleri bilen eğitimlerimiz olsa da biz ama ondan nasibimizi alsak. Coşkun abi, siz internetsiz bir dönemde bu işleri yaptınız. Yani bundan da bahsetmek lazım. Bu arada kaç dil biliyorsunuz? Ben şimdi 23 yaşında Fransızca öğrenmek zorunda kaldım. Lübnan'da kaldığımda Siirt Arapçamın üzerine Arapçayı konuştum. Filipinler'de de 2 sene kaldığımda Tagalog aksanıyla İngilizce öğrendim. Çok güzel. Bu arada atlamamak istiyorum. Abidin Dino ile ilişkinizde şöyle bir şey var. Yanlışsam düzeltin. O sizden, sizin anlattıklarınızdan, fotoğraflarınızdan çok etkileniyor ve sürekli o anlattıklarınıza dair ya da fotoğraflarınızın ona hissettirdikleriyle bir şeyler de çiziyor değil mi? Yani o çizdiklerinin bir kısmı bende, evet. Evet, size de vermiş, onu da biliyorum. Hatta şey diyordu bu portrelerde, John Berger şey gibi bir şey söylüyordu. Diyordu ki Arabi'den aktarıyormuş Abidin Dino ona. Yani Adem'den zamanın sonuna kadar yaşamış ve bir gün yaşayacak olan herkesin yüzünü görüyor ve her yere kaydediyorum diye mesela bir cümle etmiş. Bir onu hatırlarım yani. O kadar ilgimi çekmişti ki sürekli böyle çizen biri. Valla sen muhteşemsin sen de kız. Yani çok güzel bahsettin. Şimdi Abidin Bey Türkiye yine sahiplenemedi. Nazım'ı da işte 40 sene sonra anladılar. Hı-hı. Abidin Bey ressam değil, heykeltıraş değil sadece. İnanılmaz bir felsefeci. Tabii. Yani Osman Kavala'ya buradan teşekkür ediyorum. İyi ki var. Ne bende para vardı, ne Abidin Bey'de para vardı. Yani bizim bu tür şeylere belgesel çekecek. Ben bir kamera aldım. İşte Canan Gere de Osman Kavala'yı tanıştırdı bana. Onun desteğiyle, Canan'ın desteğiyle Osman bizim montaj paramızı verdi.
Ve onun sayesinde bir format çıkardık ama Abidin Bey onu sevmedi. Sonra merhaba Abidin diye ben ikinci kez ayrı bir montaj yaptım. Ama ben 30 küsür saat Abidin Bey'i konuşturdum. Bu benim için müthiş bir olay. Efsane. İnanılmaz bir şey çünkü öylesine büyük değerler. Yani Abidin Bey'in Atatürk'le karşılaşmasını duydun mu hiç? Hayır, duymadım. Meserret Pastanesi var. Tokatlıyan diye geçer. Ha evet, evet. Buraya Mustafa Kemal zaman zaman gider. Ve o zaman da gençler Mustafa Kemal'in gittiği yer diye giderler, otururlar entelektüel bir dünyanın parçası olduklarını hissetmek için. Abidin Bey oraya gidiyor. Ebu Suud Caddesi'nde bu. Köşede çizerken resim hemen gelip pastaneyi boşaltıyorlar. Bir masasını hazırlamışlar. Abidin Bey köşede fark etmemişler onu gelenler. Mustafa Kemal oturuyor. Abidin Bey fark ediyor çizerken. Gelsene çocuk diyor. Elindeki kağıtla gel diyor. Abidin Bey meğer yüzüne bakmadan Mustafa Kemal'in önündeki şişeyle beraber çizmiş. Şöyle bir ne diyeyim 10'a 10 santimetre kağıdın üzerine. Ben bu kağıdı gördüm. Rasi Nuri ilerideydi. Demiş ki şu şişeyi sil imza atayım. Vay. 1933. Ve onun böyle işte o meşhur tartışma imzası var ya. Evet. O imzayı atmış. Benim Instagram sayfasında bu var. Suna yakında da bunun hikayesi var. O da gelmişti. Bana bunu kendisi bizzat anlatıyor. Ve Abidin Bey'e soruyor. Ne olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? O da ressam olmak istiyorum deyince. Peki tarzı diyor. Resmin tarzı. Abidin Bey şey diyor. Yani direkt olarak. Ya ben diyor Eisenstein'ın stüdyolarında ressam olmak istiyorum. Atatürk birdenbire o diyor yalnız sinemaya resim yapılıyor. Biliyor Eisenstein'ı. Tabii ya. Of ne zevk. Evet diyor ben diyor sinema ve tiyatro dekoru resmi ressam olmak istiyorum. Abidin Bey orada başlıyor resme. Çok mükemmel bir Rusçası var. Zaten Nazım'la da dostlukları Moskova'da pekişiyor. Sonradan tabii Nazım Paris'e geldiğinde onlar da kalıyor. Yani son dönemlerinde hep beraberler. Çünkü Nazım ondan yaşça büyük. Belki de John Berger de ondan Nazım Hikmet de o sayede tanıştı. Olabilir, olabilir. Çünkü kitabında bayağı bir bahsediyor. Hatta onun için şiirlerinden anekdotlar yapıyor. Yani şiirlerinden alıntılar yapıyor. Hatta şey demişti. Nazım'ın şiiri sivri ucu hapishane hücresine saplanmış bir pergel gibi. Cümleye baksın, düşünsenize yani. Kimi zaman... John Berger de müthiş ya. Ya yani. Müthiş. Ama Nazım, şimdi ben Nazım'ı tanımadım. Ama Abidin Bey bana öyle bir anlattı ki hatta bir gün imkanım olsa şimdi kanalımız kurulsun belki o Abidin Bey'in anlatılarını özel bir kuşak yapacağım. Çünkü onlar hep V8'di. Bir cihaz bulduk bugün bizim V8'leri dijitale aktaracak. Yani düşünebiliyor musun? Paris'te bir kahvedeler. Nazım tuvalete iniyor. Kahveler tuvaletlerin alt katında. Çıkamıyorum diyor Abidin diyor. Merdiven çıkmakta zorluğunu yaşıyor. Abidin oraya gidiyor. O alt katında yani tuvaletin bulunduğu katta gazeteler var. Birdenbire işte gazetelere bakıyorlar. Nazım çok ağrıları var. Çok ciddisi böyle siyatiği var. Bel ağrısı falan. Biraz dinlenelim diyor. Birdenbire radyo var aşağıda. Radyo Gagarin'in dünya çevresinde İlk yaptığı Rusça anonsu veriyor. Böyle iki tane kulak, dört kulak diyelim. Abidin Hikler büyük. Buna Abidin Bey anlatıyor. Bir anda böyle dikkatle Gagarin'i dinliyorlar. Fransa'da bir radyo Gagarin'in Rusça insanlığa yapmış olduğu meşhur Neil Armstrong'un var ya işte benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük adım hikayesi gibi. Gagarin'in Rusça hemen Abidin diyor, başla diyor. Abidin çantasını alıyor. Orada bulduğu François gazetesi, öğleden sonra çıkan bir gazete. Kahvenin alt katında. Hemen geliyor bir şey çiziyor. Nazım orada başlıyor yazmaya. Yani birbirini tamamlayan iki tane bir hani insan, iki dahi, iki böyle yani bu toprakların yetiştirdiği muhteşem insan. Biri gazetenin üzerine Gagarin çiziyor. Bir diğeri de Gagarin'in üzerine
kendi Nazım şeyin şiirini yazıyor. Ama yani bulundukları yerle yazdıkları yer. Ya şimdi hayatta paylaşım bu. Yani mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin derken orada şey yapmıyor. Hakikaten arayışlarına baktığın zaman ben de bunları sanki onların aralarında dolaşan bir ruh gibi. Çünkü bunu bahsettiği yıl 4 yaşında 5 yaşındayım. Şimdi müthiş bir olay. Ama öyle bir yaşıyorsun ki hakikaten yanlarındayım şu anda. Onlarla beraber uzayda sonsuz dolaşıyor gibiyim. İşte bu ülkenin ne yazık ki bahtsızlığı bu tür insanları bugün değil. Takvim de başına gelen, ezarfanların da başına gelen, düşünen herkesin başına gelen bu ülkenin insanını evrenselleştirmek, çağdaşlaştırmak isteyen, bundan beklentisi sadece nefes almak olan insanları sadece ya bunlar nefes almasınlar, boş ver dedirten anlayışlar hakim olmuş bu topraklara. Ama şimdi mesela Habitat TV'de bence zaten 100 kere düşünmüşsünüzdür ama bunları da anlatmalısınız. Bir, Yaşar Kemal, Abidin Dino, Aziz Nesin, Yılmaz Güney hepsi sizin dostlarınız, hepsiyle, arkadaşlarınız. Hepsiyle anım var. Ara Güler. Yılmaz Güney mesela inşallah Ara Güler zaten benim Üstad. 1977 1 Mayıs'ta işte tanıştım. 80'de samimi olduk. 81'de dost olduk artık. O da olay. Çünkü bana mesela garipti. Benim dedim ya hayatımda işte dayım doktor, kuzenim Fahri Aral, sonra böyle Abidin, Yaşar Kemal, Gökşen Sipahioğlu, Ergin Konuksever. Hani böyle bir bakıyorsun ama salt bu değil. Adını şu anda söyleyemeyeceğim. Yani Burkina Faso'lu bir Uagadogulu arkadaşım var. Bilmem Filipin'de bir Zamboanga'da bir arkadaşım var. İşte bir Yahudi ama Yahudiliğini ailesi bile kabul etmeyen bir arkadaşım. Üstelik Filistin yanlısı bir arkadaşım var. Bunlarla bizim görüşmesek bile, arada olsa bile inanılmaz bir rezo, bir akım var. Bu senin yani dünyadaki dost dediğin insanlar bu. Ve o kadar milyonlarca insan tanımış olabilirsin. Ama o beyinlerinin enerjisi hayattan kopsalar bile, öbür taraf dediğimiz bilinmezliğe göçseler bile kopmayan insanlar. Ya düşünebiliyor musun? Biz günde 20 kere Ara Güler'i anıyoruz. Tabii. İşte 20 kere Abidin'i anıyoruz. 20 kere Yaşar Kemal'i anıyoruz. Size ölümsüzlük bence bu. Ya bir de siz ara sıra böyle anlatıyorsunuz. Mesela işte Kafa Dergisi'nde de anekdotlar, yazılar, geçmişten bugüne bağlamalar. Aziz Nesin'i mesela galiba orada okumuştum ben. Hani gülmesini... Aziz Nesin'i aldım ben Sultanahmet Camii'ne gittik. Ayasofya'ya gittik beraber. Öyle. Doğru. Ya işte mesela o oradan aklımda gülmesini bilmeyen sadece ahmaklardır diye bir cümle hatırlıyorum mesela. O kadar güzel onu cımbızlamışsınız ki. Sadece o cümle bile yani biraz bize gülmeyi hatırlatan bir entelektüel isim başına gelen o kadar trajik, zor olaya rağmen gülmeyi önceleyen, gülmeyi yükselten bir yani figürü görmek, o sadece o cümleyi anlatmanız bize, o anekdotlar o kadar değerli ki aslında Coşkun abi. Sağ yani valla takip edilmek güzel bir şey. Bizim derdimiz şu, şu bizim 15'lik genç var ya, 15. Ben çünkü hayatı 14,5 yaşındayken artık tamam demiştim. Yeni kuşaklar öyle. Benim kız 15 yaşında Şile'ye gitti. 16 yaşında döndü oradan. Şaka değil. San Diego'nun 400 kilometre güneyinden bir köyden 80 kilo bagajıyla tek başına pandeminin yayıldığı gün son uçakla döndü. Biz onlara güvenmeliyiz. Bu benim kızım Ahmet'in kızı, Mehmet'in kızı veya Alberto'nun veyahut da Mehmet değil. Yeni kuşak şikayet ediyoruz şudur budur diye. Aralarında pırıl pırıl dünyanın geleceğini belirleyecek çevre kaygısı olan, dünyalık derdinde olmayan insanlar Deniz var. Deniz ne yapıyor Coşkun abi? Genel anlamda neye ilgi duyuyor? Şimdi sizin gibi iki belgeselci, düşünen insanın kızı. Ya şimdi kafada takmış, şimdi Hollanda'da bir okul var. Lise sonda oraya takmışlar kafayı. Kriminal psikoloji. Vay çok güzel, çok güzel. Ne kadar güzel. Ben bir şey güzel. Demiyorum. Ben benim ona söylediğim şey, orada bir şey yapamazsan gel burada aşçıbaşı ol. O da yemeğe meraklı değil mi? O bayılıyor yemek yapıyor bayancı değil.
Ya şahane. Bence Timur çok güzel bir şey yapmış. Ben mesela yine tekrar oraya dönersek Coşkun Aral anlatıyor videolarında şunu gördüm. Gençlerin yorumlarını. Mesela onlar "Aa, böyle bir insan varmış, başkası anlatsa" diyorlar mesela. "Ya adam yapmamıştır artık, atıyordur" deriz. Adam videoyla tak diye ortaya koyuyor diyor. Sizin şimdi o videolarını seyretmeyen insanlar için söyleyeyim. Coşkun abi işte bir masada oturuyor sakin sakin. Ara sıra turşu geliyor, işte ne bileyim. Orada kameralar oluyor. Ondan sonra eski görüntülere bağlanıyor. Kısa kısa onlar da çok güzel yerleştiriliyor. O olayı anlatıyor. Bugüne bağlıyor. Ve orada çok insanın yani o kadar hayranlık duyduğunu görüyorum ki diyorlar ki işte Komodo ejderine adam tekir muamelesi yapıyor. Yok işte uçak kaçırılmış, öyle olmuş. Adam işte bakıyorsunuz hakikaten MacGyver gibi bir karakter. Bir gün piranalarla yüzüyor. Ertesi gün onu yediğini anlatıyor. Sonra garip, sizin bir de öyle maceralarınız var. Neler yemek zorunda kaldı Coşkun Aral gibi bir durum var değil mi? Yani hani lağım faresinden. Valla her şeyi yedik de benim en büyük korkum ne biliyor musun? Ama çok da korkularım var. Geçen sene Müge bana izlettirmişti bir film, Yol diye. Tam bu pandemiden işte 1-6 ay önce diyelim. Ben yamyamlığı kendim yaşamadım ama yamyamlarla ilgili, farklı anlamda yamyamlıkla ilgili belgeseller yaptım. Birkaç tane bizim Orta Doğu'da yamyamlık olanını da tanıyayım. Yani kendisi yemese bile birilerine hemcinsini yedirten insanlar. Evet. En büyük korkumu söylüyorum. Sizin deprem, anlatımınızı. Deprem olduğunda yamyamlık bile başlar, biliyor musun? Ay yok ya. Yani bu toplumda çünkü hukuk hiç olmadı. Vicdan muhasebesinde de "ya ben yapmıyorum kardeşim" ya, şey gibi işte. "Ben yapmıyorum ama yapan varsa bana ne, yemesin." Siz öyle bir anınızı anlatmıştınız. Savaş zamanı iki İngiliz gazeteciyle bir yere gidiyorsunuz. Aynen. Ve böyle bir anınız var değil mi? Bu kadar kötü olay gördünüz, savaşlar gördünüz, cinayetler gördünüz. Nasıl bu kadar umutlu, gençlere yardım etmek isteyen, işte büyüğünü sayan, küçüğünü seven bir insan olarak kalıyorsunuz? Mustafa Kemal'in bu kadar çok barış istemesinin sebebi bu yüzden. Çünkü ne kadar çok görürsen, kendi yaşamın değil ama başkalarının yaşamları ne kadar değerli olduğunu anlarsın. Yani ben o kötü diye tanımlanan insanların bile, zamanında benim bir arkadaşımla beraber bir çalışmamız vardı. Katillerin de annesi var diye. İşte bizde herkes cinayet işler ama mesela şu anda beni en çok korkutan, ürküten bu dönemde bu şiddet sarmalı. Dizilere bak ya, bir programlardaki şiddete bak. Size de sormak istiyorum klasik sorumu Coşkun abi. Nasıl olunur? Meraklı olmak önce. Merak. Ama bu merak dediğim gibi çocukluktan başlayan bir olay. Sonradan meraklı olmuyor insan. Yani keşkelerinin azalması meraklı olup hayatı sorguladığı zaman olabiliyor ancak. Tabii ailemi seçme hakkım yoktu. Ailemin o dönemini de seçmek veya belirleme hakkım yoktu. Daha iyi eğitim almış olsaydım. Biraz da bu fazla meraklı olunca da kaderi de göz önüne alıyorsun. Yani sen istediğin kadar her şeyin dörtlük olsun. Bir tane eksiklik hayatını, her şeyini değiştirebiliyor. Önemli olan bunu aşabilmek. Bir de olumlu olmak. Yani kötülüğü herkes yapabilir. Ama iyi kalmak çok zor. İşte başarıyı elde edersin. Onun kalıcı olması daha zordur. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bunlar tabii şimdi bir sürü yerde motto olarak geçiyor, slogan olarak geçiyor. Ama benim gençlere, seni izleyen, bu programını izleyen gençlere tavsiyem, hangi yaşta olursa olsun hayatın farklı virajlardan oluştuğunu ama kavşaklarda yavaşlamak gerektiğini ve o ışığın kendilerine verildiği anda da hazırlıklı olmak için hayatı sorgulamak gerektiğine inanmaları lazım. O da okuyarak oluyor, izleyerek oluyor, gözleyerek oluyor, dinleyerek oluyor. Yani evet, bilgiye ulaşmak bizim zamanımızda çok çok zordu, çok zordu yani. Tabii. Şimdi bakıyorum bir tane kitaplık var. Sevgili arkadaşım Tulka Uzan'ın kütüphanesine hediye edeceğim. O ülkeleri, o şeyleri bulmak için ne kadar paralar yatırmışız kitaplara, biliyor musun? Tabii canım, çok acayip yani dönemler. Yani ev parası vermişim kitaplara. TED konuşmalarınızdan biri olabilir. Sorgulayan
ama yargılamayan diye bir şey söylüyordunuz. Evet. Yani ondan çok etkilendim. Aslında size bakınca onu da görüyorum. Parayla pulla ilişkinizi de görürüm ben senelerdir. Hiçbir zaman bu kadar iş yapmasına, bu kadar meşhur olmasına, çoğumuzun geleceğinde, geçmişinde bir rolü olmasına rağmen bir zenginlik görmediğim bir insandır Coşkun Aral. Her zaman çalışırım. Ben çok zenginim. Yani ben özel uçaklarla da dolaştım. Bir sorun değil. Öyle. Şimdi şu. Güzel bir zenginlik. Bunların hepsini işte tabii, şeyi tabii. Görüyorsun. Yani o Abidin Dino'nun Pernet'teki dairesini görüyorsun. Dünyanın en zengin adamıydı. Tabii ya. Yani kaç kişi çağırır Picasso gel bu hafta sonu. Al Mark'ı yanına beraber oyun oynayalım deyip. Yani Picasso'nun oyun arkadaşı olmak ne demek? İşte John Berger'in hadi Abidin geliyorum. Omleti yapalım demesi ne demek? Ne diyeyim Aragon'un merhaba Abidin demesi ne demek? Jean-Paul Zat'ın bu önemli zengin. Şimdi Türkiye'de buna ilişkin kaç tane insan var? İşte Aziz Sancar var. Zülfü Livaneli var. Şu anda hayatta kalanlardan bahsediyorum. Yani dünyanın değer verdiği değerler. Yargılama olayı da şu. Ben fotoğrafçıyım işte. Fotoğraf çekiyorum. Bir şeyi boyut katıyorsun fotoğrafa. Tam olarak görmek için. Yani drone bulundu bulunalı bir sürü binanın üstünde ne olduğunu görmeye başladık. Veya bir sürü garip yapıtın, o doğal oluşumun ne olduğunu görmeye başladık. Şimdi bir de yeraltı kameramanı çıkacak köstebek gibi. O sana bir de bunun içinde ne olduğunu gösterecek. O yüzden %100 mutlak doğru, mutlak güzel, mutlak iyi, mutlak muhteşem, mutlak rezalet, mutlak şey diyemezsin. Bu senin baktığın yere bağlı. Şimdi aç bir insanın bir yemeğe bakması, tok bir insanın bakması aynı değil. Zaten hukuk sisteminin kurulmasında o terazi ilaveten gözün kör olmasının sebebi o. Hakemlik olayı bir tek kişiye kalmaz. Bir tek sisteme kalmaz. O yargı olayı bir olaya göz seviyesinden bakan, alttan bakan, üstten bakan. Sen Amerika'daki jüri sisteminin oluşma sebebi odur. Birbirinden farklı meslek grupları, yaş ortalaması farklı olan insanlardan alınır. O yüzden bunu hele ben bir tek kişi olarak sırf bana yapılan bir hareketten ötürü yaparsam en büyük yanlış yapıyorum. Çünkü dünyanın en iyi insanı bile parmağındaki nasırın veya dolamanın azdığı bir günde verdiği kararlarda sağlıklı olamaz hiçbir zaman. Akıllı toplumlar yapmaması için çaba gösteriyor. Ya sen şimdi bir Japon'a söyleyebilir misin? Üzümünü ye bağını sorma. Amerikalıya sor bakalım. Hele tam Japon örneğinden verdiniz ya, yani inanılmaz. Nasıl bitirelim Coşkun? Adam harakiri yapar ya. Harakiri yapar ya. Ya bahşiş veremiyorsun ki adama. Yani bahşiş bu benim görevim diyor yani. Burada zekalı. Benim ustalarım Ergin Konuksever, işte Mehmet Yaşin, bunlar Türkiye'de şu anda yani yaşayan ustalarım. Geçmişte Gökçin Sipahioğlu, Ara Güler, Yaşar Kemal, Abidin Dino, hepsini rahmetle anıyorum. Ama dediğim gibi beraber çalıştığım ne yazık ki sistemin parçası olanlar var. Onlardan da ben bahsetmeyeyim. İnsanlar biraz araştırsınlar, sorgulasınlar. Şöyle bitirelim isterseniz. Ben sizde görmüştüm Yaşar Kemal'in o güzel sözünü. İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar demiş. Aynen. Tam da o sözle bitirelim bu yayını. Tekrar da şunu söyleyeyim. Lütfen bakın Coşkun Aral Anlatıyor YouTube kanalına. Çok genç, çok dinamik ve hem dönemi anlıyorsunuz, bir dönem neler yapılmış. Bir film karesini başka bir yere göndermek için tabutun içine atan, ne bileyim türlü türlü maceralar yaşayan bir yani uluslararası fotoğraf muhabirimizi, çok büyük bir gazeteciyi tanıyacaksınız, göreceksiniz. O ayrıntıları tekrar yaşayacaksınız. Habitat TV açılıyor. Bunun müjdesini duyduk. Haberci.com çok güzel bir blog. Kafa Dergisi'nden takip edebilirsiniz Coşkun abiyi. Şahane yazıları var. Motto müzik var. Takımdan ayrı düz koşu, Ünsal Ünlü, Yekta Kopan ve Timur Akkurt'la birlikte ayda biri yapıyorlar. Ve diz ameliyatı olmuş. Sesindeki sorunlar nedeniyle doktoru konuşma, biraz daha az konuş demiş. Coşkun Aral'a ona rağmen ne kadar genç, ne kadar üretken, şahane bir insansınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın canım benim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgiler, bana. Saygılar ailece. Sevgiler, saygılar. Öpüyorum Coşkun abi. Saygılar. Harikasınız vallahi. Teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.